Yeni atanan Aile Bakanı Derya Yanık'ın eski tweetleri ortaya çıktı ve sosyal medya çalkalanıyor. Bununla ilgili ikinci bölüme hemen geçtik. Ne demiş sosyal medya kullanıcıları? Murat, memur alırken uygulanan güvenlik soruşturması. Bakan atarken de uygulamalı. En azından insan sosyal medyasına bakar yahu diyor. Buyurun diyor. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık. Bakalım ne demiş Derya Yanık? Yanlış anlaşılmak istemem. Cemaatin yükünü taşıyan on binler gerçek birer serden geçitidir. Cemaat adına konuşma, sevk ve idare başka. Biz Fethullah Gülen'in alırken Salih Kapısız'a evet diyemeyiz. Hem yönetme makamındaysak sorumluluk bedava olmaz demiş Derya Yanık. Bir başka tweet'i Derya Yanık'ın Ergenekon terör örgütü diyor. Oysa Ergenekon FETÖ'nün bir kumpasıydı. Ergenekon aklandı. Oysa FETÖ bir terör örgütü. Bakalım ne demiş? Ergenekon'un terör örgütü olduğunun tescili için mahkeme kararına ihtiyaç yoktu. Yeni olan bu yapının yargılanması ve cezalandırılmasıdır. Ergenekon cezalandırılsın diyor. FETÖ değil, dikkatinizi çekerim. Derya Yanık Fethullah Gülen'in konuşmasını paylaşmış ve sanırım buldum demiş. Fethullah Gülen 16 yıl aradan sonra konuştu demiş. BBC Türkçe'nin Fethullah Gülen linkini paylaşmış. Yeliz Koray, buyurun. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, bakalım Yeni Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız hangi tweetler atmış? Derya Yanık. Biz Fethullah Gülen'in bedduasına tavır alırken Salih Kapısız'a evet diyemeyiz. Hem yönetme makamındaysak sorumluluk bedduayla olmaz demiş. Yine Derya Yanık Ergenekon'un terör örgütü olduğunun tescili için mahkeme kararına ihtiyaç yoktu. Yeni olan bu yapının yargılanması ve cezalandırılmasıdır demiş 2013'te. Ve sanırım buldum demiş Fethullah Gülen'in konuşmasını ortaya çıkartmış. Yanlış anlamıyoruz değil mi demiş Yeliz Koray. Bakalım ne demiş Derya Hanım. Yanlış anlaşılmak istemem. Cemaatin yükünü taşıyan on binler gerçek birer serden geçididir. Cemaat adına konuşma, sevk ve idare başka demiş. O parayı ne yaptı acaba diye sormuş Derya Yanık'a. Yeliz hanımefendi. Derya Yanık ah ne çok kırıldık. Bir başka kullanıcının tweetini paylaşmış. Türkçe Olimpiyatlar 10. yıl hatıra parası var elimde. İlgilenen varsa DM ile bağlantıya geçsin. Aslında kırılmadık demeye getirmiş. Size de demiş diyor Devlet Bahçeli atfen söylüyor Yeliz Koray. Derya Yanık Devlet Bahçeli'ye ne demiş? Ve siz Devlet Bahçeli, size de yazıklar olsun, ruhunuz tümüyle iyiliş edilmiş, artık anladık. Gerçekten yazıklar olsun demiş. Bahçeli'ye 2015'te tepki göstermiş Derya hanımefendi. Ne kocandır şimdi de Bahçeli Efendi çıkıp da bakan Derya Yanık kapansın der mi demiş. Ne mutlu Türk'üm isimli bir kullanıcı. AKP FETÖ yine el ele, FETÖ'ye övgüler düzen bakan Derya Yanık Mehmet Muş demiş. Yine atanan isimler bakan olarak Derya Yanık'ın Ergenekon'la ilgili mesajını paylaşmış. Sanırım buldum Fethullah Gülen'le ilgili mesajını paylaşmış. Ferhat İnalcık arşiv unutmaz, tweet silmeye başlamıştır şimdi Derya Yanık demiş. Fethullah Gülen'in sanırım buldum dediğim haberini, tweetini paylaşmış, röportajını paylaşmış. Gazeteci Bülent Mumyay, biri de Gülen hayranı çıkmasın demiş. Neden bu AKP'lerin atadıkları Gülen sempatizanı ve Gülen hayranı çıkıyor acaba? Derya Yanık'ın ah çok kırıldık Türkçe Olimpiyatları 10. yıl hatıra parası var elimde. İlgilenen varsa DM ile bağlantıya geçsin tweetini paylaşmış. Nevzat Çelik. Giden Zehra Zümrüt Selçuk, gelen Derya Yanık, geçmiş olsun Türkiye. Bakan Selçuk, Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı derken adeta AKP ile de dalga geçmiş olmuştu. Gönderildi ama gelen Derya Yanık'ın Fethullah Gülen'e sanki biraz sempati duyar gibi tweetleri ortaya çıkıverdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı. Bu giden bakan, giden gelen hepsi aynı AKP'nin o kaybını devam ettirecek isimler. Derya Yanık, yanlış anlaşılmak istemem. Cemaatin yükünü taşıyan on binler gerçek birer serden geçididir. Cemaat adına konuşmasak ve ideale başka. Ve bir başka tweet, bu çok yaygın değil, paylaşılmıyor fazla. Fethullah Gülen hoca demiş Derya Yanık ve devam etmiş. Bugüne dek aldığı pozisyonlarla iyi bir siyasi stratejisti olduğunu göstermiştir demiş. Fethullah Gülen hoca efendileri için demişler. Onlar hoca efendileri için bunu derler mi? Ama biz Atatürkçüler, bağımsız insanlar bunu demeyiz. Çünkü biz layık ve demokratik insanlarız ve çünkü biz Fethullah Gülen tehlikesini yıllar önce görmüş insanlarız. Şerafettin Türkçü beyefendi de paylaştığı tweette bir eleştirisi var. Bunu dile getirmek istiyorum. Şerafettin Bey'in Canlı Yayla İlçe Milleti Müdürlüğü diyor ki, Nutuk isimli kitabın içinde Osmanlı'ya ağır sözler olduğundan öğrencilere dağıtımına uygun bulmuyoruz. Bunu Canlı Yayla İlçe Milleti Müdürlüğü diyormuş. Şerafettin Türkçü Bey de paylaşmış. Atatürk'ün seslendirdiği Türk gençliği ses ver demiş. Nutuk'un yasaklanması doğru değil. Nutuk yasaklanıyor ama kimler bakan oluyor? Bu soruyu da sorma hakkını tarafsız haber olarak da elbette ki soruyoruz ve bu hak bizim elimizde. Çünkü bizim rotamız Atatürkçülük, demokrasi ve insan hakları, tarikat ve cemaatler Türkiye'nin yararına olan şeyler değildir. Bunu zaten yıllar önce söyledik ama ne AKP'ye ne de AKP üst yönetimine ve AKP genel başkanına bir türlü Atatürkçülerin iletemediği bir şeydi. Oysa Derya Yanık hanımefendinin böylesine bir sempatizanlı olsa dahi bunu bakan olarak atanması siyaseten AKP'yi ve Erdoğan'ı da daha çok yıpratacaktır. Bu da siyaseten bir analizimdir. Bununla alakalı bir yayın daha yaptım. Bu videodan önce beğene basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.